Merhaba. 15 Ocak 2022 Cumartesi günü yılın ikinci haftasında geride bıraktık ve yine haftanın ekonomik değerlendirmesini yapmak ve önümüzdeki hafta neler bekleriz onları tartışmak üzere karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet bu hafta birazcık sesim kısık. O sebeple biraz kısa tutacağım. Aslında yayını da yapmayacaktım ama sizi yalnız bırakmak istemedim. Çünkü biliyorum bana gönderdiğiniz mesajlardan biliyorum. Yolunuzu ışık tutmaya çalışıyorum ve beni gerçekten çok mutlu eden harika mesajlarınız oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Şimdi hızlıca toparlamak gerekirse bu hafta Dolar TL beklentim doğrultusunda sakin bir haftayı geride bıraktı. Bunu aktarmıştım zaten. Bir süre bütün bu hareketlerden sonra eski takipçilerim biliyorlar. Eylül ayından beri hem dövizin hareketini adım adım hem de olası siyasi hareketleri teker teker anlatmıştık ve o doğrultuda şu ana kadar gelişiyor. Şu andan itibaren ne olabilir? Onları tekrar hızlıca değerlendirelim. 14 seviyesi ta giderken de yukarı, daha sonrasında da ısrarla üzerinde durduğum kritik seviyeydi. Bunun da çeşitli sebepleri vardı. Bir Fibonacci kat sayısı çok önemlidir teknik olarak. Orası önemli Fibonacci kat sayısıydı. Hatta aslında son durak olması gereken bir noktaydı ama tabii ki daha fazla kazanım için bazı güçler onu kırdırarak daha yukarıdan insanların pozisyonlanmasını gerçekleştirdi. Bunları detaylı anlattık. Bunlara tekrar tekrar dönmek istemiyorum. Şimdi ne olacak ona bakalım. Bu haftaki gelişmelerden yola çıkarak aslında bunu anlayabiliriz. Bu hafta ilginç bir haber vardı. Pazartesi günü Bloomberg Intelligence analisti Thomas Noetzel'in bir analizi yayınlandı. Pazartesi günü özel bankaların döviz satmak zorunda kalınacağı ile ilgili yani özellikle karlılıklarını etkilemesin diye çünkü yüzde bir buçukluk zorunlu karşılıklara bir komisyon oranı getiriyordu ve 21 Ocak ve 8 Mart'a kadar belli oranda döviz satmaları gerektiği haberi. Bu çok ciddiye alınmadı. Biraz tartışıldı. Ama aslında çok önemli bir haberdi. Çünkü hem dövize baskı getirecekti hem bankalar riske girecekti dövizin yukarı hareketlerine karşı. Aslında dövizi baskalayacak ama bir taraftan da büyük risk yaratacak bir gelişme olduğu için dikkatli takip ettik bu haberi. Ne olduysa Cuma akşamı bu haber ertelendiğine dair bir haber daha çıktı yine Bloomberg'de Cuma akşam saatlerinde. Bu arada ne değişiklik oldu da buna karar verildi? Bankalar ciddi anlamda kulis mi yaptı? Yoksa Türk ekonomisinin böyle bir baskıyı kaldıramayacağı kanısına mı varıldı? Şimdi hep söylüyorum. Burada bir manevra alanı var ve ısrarla 14'ün aşağısında dövizi dövizi olan talebi kırmak istiyorlar. Yani aslında yapılması gereken çok basit biliyorsunuz. Faizleri gerçek şekilde yukarı ittirmeye başladığınız zaman zaten faizler yukarı gitti. Sadece fiktif bir şekilde bir sanal, bir politik faiz kararı arkasına sığınılma vaziyeti var. Hiçbir yerde neredeyse uygulanmayan bir faiz oranı var ve o faiz oranını oynatmamak için her şey yapılıyor ve dövizi baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Şimdi dövizi şu ana kadar da baskı altında tuttular. Tutmaya devam edeceklerini de düşünüyorum abi. Ama bankaları bu açıdan rahat bıraktıkları haberi çıktıktan sonra dövizde yine yukarı hareket görmedim. Tam tersine biraz aşağı baskı geldi. O da enteresandı. Ama asıl bunun arkasındaki sebep Halkbank haberi olabilir mi diye bakmak lazım. Evet Halkbank'ın mahkemesinin ertelendiğine dair bir haber. Biliyorsunuz başından beri ben bu Halkbank olayını Zaten Amerika tarafından ciddi bir politik dava olarak yorumluyorum. Evet burada belli bir kural koymuştur uluslararası bankaları yöneten sistem ve buna karşı gelinmiştir falan filan. Neyse sonuç itibariyle o sistemin veya o ambargonun neresi doğruydu, neresi yanlıştı zaten, neden uymak zorundaydık? Bunlar zaten hep tartıştığımız konular ve ben başından beri normalde bu ambargoya veya uygulamaya karşı bir insanım. Yani neden İran'la komşumuzla bazı trafikleri yapmak zorunda Ama tabii ki bunun arkasından dolaşılması ve üzerinden geçilmesi ve ihlalinin başımıza uluslararası aranında sorun çıkaracağını biliyorduk başından itibaren ve bunları da hep tartıştık. Şimdi sonuçta bu mevzu Yü Amerika uzunca bir zamandır bir türlü nedense bu kadar hızlı mahkemeleri çözüm üreten bir ülke bir türlü sonuca bağlamayıp sürekli erteliyor. Çünkü bu aslında politik bir olgu ve bunu sonuna kadar kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi cuma günü Halkbank davasının ertelenmesi yani o olgusu ilginçti. Neden ilginçti? Çünkü tam da Amerika Rusya gerginliğinin Ukrayna üzerinden artmaya başladığı dakikalarda Bunlar konuşuldu. Hatta kulislerde, borsada, piyasalarda konuşulan enteresan şeyler vardı. İşte tekrar F-35 konuşmaları geçecek, Amerika ile tekrar yakınlaşma gibi kulağımıza gelen şeyler oldu. Arkadaşlar bu işler tabii ki o kadar basit değil. Türkiye uzunca bir zamandır bütün güçten, geliriyle gitli bir ilişki içerisinde bir hepsini idare etmeye çalışıyor ama herkesi her an mutlu edemezsiniz. Hele dövize bu kadar ihtiyacı kendi kendinize durmadan döviz rezervinizi eritip ekonomik modeliniz itibariyle dövize ihtiyacınız var ve o modeli değiştirmeden durmadan büyük uluslarla dans etmeye çalıştığımız zaman... Kısa vadede bazen çözüm üretiyoruz ama uzun vadede başka dertler açıyor başımıza. Bakınız son 10 yılın Türkiye ekonomi tarihi özellikle. Borsanın çöküşünden bakın 5.2 dolarlardan 2013'te bugün 1.5 dolarlardaki borsayı konuşuyoruz. Bütün dünya borsaları uçmuş Onun dışında ekonominin geldiği nokta halkın yoksullaşmasının zirve noktası. Yani neresinden bakarsak bakalım özellikle son 7-8 senede Türkiye ciddi anlamda uluslararası arenada de yoksullaşmış vaziyette. Neyse bu istatistikleri çoğu arkadaşımız çok güzel veriyor. Değişik kanallarda zaten ben de onları takip ediyorum. Ancak mesele şu anda gelinen noktada Türkiye'nin manevra alanı var mı? Her zaman var ve şimdi biz yeniden bu dansın içerisine girdik. Amerika, Ukrayna geriliminde biz tam olarak nerede yer alacağız? Kimin yanında yer alacağız? Rusya'ya karşı yani bu bir sıcak savaşa dönüşürse İşler nereye doğru? Evrilecek. Yani çünkü Ukrayna ile de yakın ilişkiler içerisindeyiz. Ve Rusya ile de e, gerek Suriye'de e, gerekse Ukrayna üzerindeki mevzularda gerilme ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla burada Amerika gemilerine boğazdan geçiş izni verecek miyiz Karadeniz'e gitmesi için? Bir gerilim olursa. Bunlar zor oyunlar. Şimdi bunların sadece Aa, tamam Amerikalarımız düzeliyor diye sevinirsek aslında bu büyük bir hata olur. Dolayısıyla bunu çok dikkatli yorumlamak lazım. Yani bir Halkman Kaberi iyi gibi bakabiliriz. Evet, e, borsada cuma günü Halkbank hissesinin yukarı gidişi, bankaların seans sonu doğru yukarı hareketlenmesi bunlar pozitif ama Resim o kadar kolay bir resim değil. Birazdan grafiklerde incelediğimiz zaman anlatırız. Evet şimdi bu tip bir gelişme veya bu tip gelişmeler nasıl bir onlara bakalım. Önce bir grafiklerimize bakalım. Dolar TL değişti mi? Değişmedi. 14 hala kritik seviye. Aşağısında kaldığımız sürece e, belki bir mumlar atabilir demiştim, e, iğneler atabilir 14-40-15 üzerlerine ama kalıcı olan 14 seviyesinin şimdilik tutulacak olması. Her yola başvuracaklar ve bunu Tutmaya çalışacaklar ve daha önce size de anlattığım ciddi kayıt girişleri oldu. Kasım'da da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunların bilançolara yansıması biraz zaman alacak. Kişisel görüşüm bu tamamen. Herhangi bir istihbarat bilgisi değil. Bunun başlangıçtan, 50'den itibaren zaten bu operasyonun bir parçasının kayıt dışı giriş amacıyla ülkeye bir kayıt girişi sağlayıp yüksek bir kurdan daha sonra da yabancıların özellikle şimdi görüyoruz bu da açıklama geldi bu hafta. Türk varlıklarını, Türkiye'nin elinde kalan varlıkları yavaş yavaş yabancı sermaye geçiş sürecini yaşayacağız. Çok tatsız ve çok üzücü bir süreç ancak gözlediğimiz bu. Umarız eninde sonunda bu hatalardan vazgeçilir. Çünkü Türkiye'nin bazı değerli varlıklarının gerçekten ben yok bağısına satılmasını gerçekten çok karşıyım. Umarım bir yanlışın bir yerinden dönülür. Sırf yapılan faiz para politikası hataları diyelim yani onun sebepleri var tabii ama e, son itibariyle döviz kurundaki ihtiyacımız şu anda dövize olan ihtiyacımız son 3 yılda özellikle döviz rezervi eritmemizin e, sonuçları olarak önümüze çıkıyor. Neyse ekonomi modeli değiştirmediğimiz sürece şartlar ne olursa olsun biz bu döngüden içerisinde savrulmaya devam ediyoruz. Dolardaki ikinci grafiğimize bakalım. Burada olası 14 seviyesinin bu bölgenin 14 14 40 15 bu bölgenin e, baskı unsuru olmaya devam edeceğini düşünüyorum ve bir ABC formasyonu geçtiğimiz haftada anlatmıştım. Çok yeni bir grafik çalışmaları yapmadık bu hafta çünkü bir şey olmadı. ve 14'ten bu hafta bir ara bir ara satış geldi ama daha sonra o da hızla toparlandı. Sert satışları da beklemiyorlar aslında ama gerçek bir şekilde eritme olursa piyasa kendisine bastırabilirse yani dövizi aşağı biraz döviz girişi sağlayabilirlerse mesela Halkbank mevzu doğrultusunda birazcık yabancı girişi sağlamaya kalkarlarsa dövizi bastırmak daha kolay olacak. Son itibariyle benim başından beri savunduğum 14 11 muhtemel bandı içerisine gidip gelme olasılığımız var. Onu takip etmeye devam edeceğiz ama nasıl takip edeceğiz? 13 Kritik seviyemiz, takip seviyemiz 1350 55 bölgesi. Bunun aşağısındaki günlük kapanışlar kısa vadede sat e, sinyali üretecek. 13-18'de haftalık anlamda satış sinyali üretecek. Evet bakın e, şartlar çok ülkede hızlı değişiyor. Uzun vadede dolar daha yukarı gidecek mi? Elbette gidecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca döviz yukarı gitmiştir. Zaten gitmeye de devam edecek. Ama bir süredir üzerinde durduğum e, yükseliş sırasında kademeli satış, daha sonra geri çekilmede alış ve sonra tekrar trade amaçlı 13 yüksek 13'lerden 13'lerden itibaren 14'lü rakamlara yaklaştıkça satış doğru bir strateji olarak durmaya devam ediyor. Bu strateji şartlar bu şekilde devam ettiği sürece bir olağanüstülük olmadığı sürece bir süre daha devam edebilir. Döviz üzerindeki baskı devam edebilir. Grafiklerde bana bunu anlatıyor. Geçtiğimiz haftaki yayında detaylı anlatmıştım. Bu hafta çok fazla detaya giremiyorum. Sesim çok kuvvetli değil. Son olarak 3. grafiğimiz Fibonacci kat sayısı ile ilgili. Yine biliyorsunuz bu Fibo trendlerini, Fibo kanallarını incelemiştik. Burada 13.60-65 bölgesindeki kanalın aşağısına indik. Şimdi artık o kanal 13 13.70'de, 13.70 aşağısında kaldı sürece kanalın alt bölgesine, 10.90 bölgesine doğru geri çekilme olasılığı var. Yani o bandın içine girdik şu anda. 13.70'leri tekrar üzerine atarsak yine 19.80'deki e, hedefli banda doğru evriliriz. Ama şu anki beklentim hala benim bu bölgede sakin bir seyir izlemesi. Çok aşırı sert satışları da şu anda e, istemeyeceklerini düşünüyorum. Ama döviz baskısının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle birkaç hafta içerisinde muhtemeldir ki bir sakinlik sağlanabilirse. Birerken seçim haberi hala olabilir. Ama Ukrayna, e, Rusya gerginliğini yakından izlememiz gerekiyor. O bayağı bir oyun değiştirici. Batı da söylendiği gibi game changer. Bir oyun değiştirici olabilir. Çok dikkatli takip edeceğiz. Euro TL'ye bakarsak. Euro TL'de takip seviyemiz 15.30. 15.30 üzerinde kaldığı sürece yukarı ama çok yakın gezmeye başladık. Dikkat edeceğiz. Ee, orada da benzer senaryo olabilir. Haftanın 3. videosunda... Hızlıca bir euro dolara da geçmeye çalışacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta haftalar sonra belki de aylar sonra euro doları yukarı yorumu yapmıştım ve yukarıda döndü. Yani dolar karşısında bir euronun e e daha değerlenebileceği ve doların düşünüldüğü gibi çoğu yorumcu arkadaşımızın değişik kanallarda anlattığı gibi DXY uçacak faiz arttıracak FED ya o kadar e, çaresizlik içerisinde ki Fed onu da iki haftanın ikinci videosunda kısaca ele alacağız her zaman olduğu gibi. E, dolayısıyla oradan büyük beklentiler içerisinde olunmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Zira zaten eğrinin çok gerisinde kalmış bir Fed var. Yani Faiz arttırmanın çok gerisinde kalmış ve enflasyonu dünyaya ve kendi ülkesine yaymış ve bütün ekonomik verileri daha da kötüye giden bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. O açıdan o kadar emin olmamak lazım faiz artışlarının hızı veya o artışların ekonomiye üzerindeki etkileri konusunda. Yani DXY Global Dolar Endeksi ile ilgili çok net değil resim hala tekrar değerlendireceğiz 3. videoda. Gram altın. Gram altına 785 hala takip seviyemiz. 785'in az üzerindeyiz. Orada da dolar tl bacağından dolayı biraz sıkıntı var. Yoksa ons altınla birçok yorumcunun söylediğine katılmıyorum. Hala ben ana resmin pek bir değiştiğini düşünmüyorum. Ons altın orta vadeli sakin bir seyir izliyor şu an itibariyle. Orada Amerika kaynaklı bir çöküş için çöktü, pek de uygun bir atmosfer olduğunu hala düşünmüyorum. Geçici geri çekimler olabilir ama bir trend değiştirici uzun vadeli trendini değiştirici bir sinyal görmüyorum. Ne teknik olarak ne makro olarak. Özellikle savaş sinyalleri artarsa Onsaltının önüne geçemezler. Belki de dolardan altına geçmek için uygun sinyaller olabilir. Üçüncü videoda tekrar değerlendirelim. Gram gümüşe bakarsak gram gümüş değişmedi. O da bu haftayı yatay geçirdi. 9.81 artık seviyemiz. 9.81 üzerinde kaldı sürece gram gümüşte de yön yukarı. Gram platin biraz sıkıntılıydı onu anlatmıştık. Gram platinde 417 takip seviyemiz aşağısında kaldı sürece sıkıntılı üzerinde trendi biraz kırıldı. Ama Ons Platin kötü gözükmüyor. Hepsine TL bacağından baktığım zaman çok beğenemiyorum grafikleri. Ama Ons bacaklarında pek bir sıkıntı göremiyorum e, genel anlamda baktığım zaman. O açıdan gram Platin zaten çok yaygın bir yatırım aracı değil. Ama takip açısından seviyemizi vermiş olalım. Evet Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul enteresan. E, bu hafta düşüş eğilimi geçirecek birkaç deneme yaptı. Önemli Fibo seviyelerine çarptı. Bist 100 oralardan biraz satış barları yapıp sonra biraz daha yukarıyı denedi. Arka arkaya dikkat ederseniz ilginç mumlar yaptı ve bu mumlar aslında bearish yani aş ayı mumlarıydı ama aşağı gelişlerde bir şekilde bir haberlerle falan tutuldu. Yani burada bir manipülatif e, ortam sezmeye başladım. Borsayı yüksek tutma çabası. Borsa ucuz evet tabii ki ucuz ve biliyorsunuz e, özellikle erken seçim haberi çıkarsa borsayı çok daha çok beğeneceğim ama genel anlamda yurt dışı piyasalarda bir bozulma beklediğim için ve orası da gerçekten bozulmaya eğilimli devam ettiği için e, borsa İstanbul içinde şu anda henüz güvenli alım bölgesi göremiyorum. Bakın uzun vadeli olarak ben Amerika'nın teknoloji endekslerini satıp borsada hisse şu anda BIST 100'den hisse almayı tercih ederim. Olur mu öyle şey demeyin. Gerçekten orada çok büyük fiyatlamalar var. Balon fiyatlamaları var. Şu aşamada Türkiye ucuz. Ama e, biz de muhtemelen şu anki e, olası atmosferden ve kötü ekonomi yönetiminden ...muzdarip olacağımız için biraz daha şirketlerimizin ekonomik durumu ile ilgili ciddi sıkıntılar çıkabilir. Onun için hisse seçimi çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Ama daha önceki yayınlarda da, konuk olduğum kanallarda da söyledim. 2001-2004 dönemine benzetiyorum şu anki dönemi ve 2001-2004 döneminin ilk devalüasyon sonrası... ...2001 yılındaki durum. Yani borsa bir süre gitgeller yapabilir, uzun vadede iyi geri çekilmelerde pozisyon alırım ama yükselişlerde özellikle 10 gün üst üste yükseldiği zamanlarda veya 7-8 gün mutlaka birazcık pozisyondan çıkıp geri çekilip beklemeyi tercih ederim. Şu anda bankacılık endeksi kağıtları iyi gözükmekle beraber onun dışındaki hisselerde biraz primler var. Bir ayı bayrağı görüntüsü var. Ayı filaması veya diyebileceğimiz. Yani bir dönüş sinyali gelirse sıkıntı yaratabilir. Yani haberlerin nasıl geleceği, global piyasanın bozulmasıyla mı geleceği tam bilemiyorum. Şu anda gelen veriler işte Halkbank haberi gibi iyi gibi yorumlansa da arkasına baktığımız zaman çok da iyi olmayabilir. Arkasından başka belaları getirebilir. Dikkatli yorumlayacağız. O açıdan iyi habere de negatif potansiyel içerdiğini hatırlayarak bakalım. Evet biz yüzün grafiğinde takip seviyemiz 2025 2025 üzerinde kaldığı sürece trend yukarı ancak söz ettiğim direnç bölgesinin içindeyiz. Bu bir e, impas sonrası yani aşağı bir itki sonrası tepki yükselişi şu ana kadarki görüntü teknik anlamda. Onun için bir aşağı gelmesi e, bir ABC hareketinin C'sini yapması olası. Daha düşüklere gitmek zorunda değil ama e, yakın takip edeceğiz. Riskler arttı. 2025 özellikle aşağısındaki kapanış BIST 100'ü bozabilir. BIST 30'da çok benzer bir resim var. BIST 30'da da iki 2250 takip seviyemiz çok benzer bir grafik 2250 aşağısı günlük kapanış resmi bozar kısa vadede ben kişisel olarak yavaş yavaş portföyümü azalttım ve yavaş yavaş hedge açmaya başladım yani ani risklere karşı. Portföydeki pozisyonları azalttık onların da hasar vermemesi için ama bir erken seçim haberi olasılığı içinde bir miktar hisseyi hala taşıyorum. Her an böyle bir haber çünkü piyasa iyi de gelebilir ama teknik olarak bir geri çekilme sırasında pozisyon almak daha rasyonel geliyor. Giderse mutlaka tekrar bir yerlerden yakalarız. Nasıl olsa borsayı 30 senedir çok yakından takip ediyoruz ve mutlaka kazanan hisseleri de yakalarız. Evet genel olarak piyasayı şöyle bir yorumladık. Eğitimlerim... Devam ediyor. Dünyaya değişik bir bakış açım var. Piyasalara değişik bir bakış açım var. Şu ana kadar beni takip edenler anlıyorlar beni. Ve ben genel resmin, geminin kalabalık kısmında asla bulunmamayı tercih ediyorum. Ve olaylara herkesin bakmadığı yönden bakmaya çalışan bir yapım var. Bunun şu ana kadar piyasalarda bana çok kazandırdığını gördüm. Ve eğitimlerimde bunu sizi kazananına dönüşüm eğitimlerim devam ediyor. Ve bunu ben de size kazandırmaya çalışıyorum. Pazartesi tekrar eğitimlerim başlıyor. www.devrimakilakademi.com'dan bütün bilgileri alabilirsiniz. Orada da sizinle daha da yakınlaşıp sorularınızı en azından yanıtlayabileceğim ortamları yaratıyor olmaktan çok mutluyum. Evet haftayı şöyle bir yorumladıktan sonra önümüzdeki hafta için hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.